Herkese merhabalar. Bir eğitim videosuyla daha karşınızdayım. Bildiğiniz gibi bu eğitim videoda World of Tanks'ı anlatıyorum. Daha çok yeni oyunculara yönelik tabii ki bilgiler bunlar ama belki biraz daha oyun oynamış olan oyuncular için de arada 3-5 bilgi ya da belki oyuna girmiş temelleri bilen ama detayları bilmeyenler için bazı ipuçları olabilir. Bugün size anlatacağım şey oyun modları. Hani en çok yaptığımız şey haliyle oyun oynamak ve oyunlarda ne yapıyoruz? İşte savaşa giriyoruz falan filan ama her savaşın kendine has bir kuralı var. Tabii burada öncelikle bir şey belirtmem lazım. Turnuvalar ve klan savaşları kendine has kurallara sahip. Örneğin turnuvalarda işte sanırım en son 54 puan vardı. Emin değilim, yanlış söylemeyeyim. Yani takımımızın tier'leri toplamı işte 54 olmalı falan gibisinden. Ve işte mesela 7-54 diyorlar örnek olarak. İşte tam 7 tane tank olabilir gibi. Ya da işte bu tarz ya da özel belli kurallar olabilir. Bazı turnuvalarda belli tanklar işte özellikle şeyse hani resmi turnuvaları bilmiyorum ama hani şahısların kurduğu turnuvalarda bazen belli tanklar yasaklanabilir. Belli tier'ler yasaklanabilir. Diyelim ki sadece tier 4-5 turnuvası falan gibi. Bunlara girmiyorum. Klan savaşları yine ayrı bir konu. Çünkü onu tek başına savaşta değil tüm yönleriyle incelemek lazım. Benim bahsettiğim günlük olarak World of Tanks'e girip oynadığımızda karşımıza çıkan savaşlar ve bu savaştaki kurallar. Bunları da ben sırayla başka konuşamadım pardon. Heyecan yaptım bir an. Ha, savaşıyoruz World of Tanks. Çeşitli tanklarla rastgele gireceğim. Ve de her bir savaş çıktığında karşıma size o haritada oyunu oynarken hem nasıl olduğunu da o an tecrübe etmeniz amacıyla hem biraz işte kurallarından bahsedeceğim. Nasıl tanklar daha iyi iş yapar ya da hangi görevde daha iyi olur ya da olur mu olmaz mı gibisinden. Bu şekilde hem o modu tecrübe ettirerek hem de size kuralları anlatarak bu şekilde bir eğitim videosu hazırlamayı amaçlıyorum. Bir oyun türümüz. Şöyle yine göstereyim. Assault. Burada iki tane rolümüz olabilir. Saldırı ya da savunma. Biz burada saldırıdayız. Gördüğünüz gibi 3 tane çıkış noktamız var. 1, 2, 3. Yeşil. Ve tek bir base var oyunda. Kırmızı bayrakla şurada gösterilmiş. Tahmin edebileceğiniz üzere bizim amacımız süre bitmeden burayı ele geçirmek. Rakibin amacı ise savunmak. Durum böyle olunca tabii ki standart savaştan farklı olarak kurallar değişiyor. Nasıl derseniz örneğin süre bittiğinde sadece bir taraf kazanıyor. Beraberlik diye bir durum yok. O da nasıl olur? Düşman üssünü yok ederek. Tabi bunun dışında bir alternatif olarak tüm düşman tanklarını yok edebilirsiniz. Bu da aynı işi görecektir ve size galibiyeti getirecektir haliyle. Evet, burada önemli olan şeylerden bir tanesi saldırı yapan pardon evet saldırı yapan ekipte bir an karıştırdım. Ne kadar ve ne zaman saldıracağını bilmek. Yani evet birilerini dövüyorsanız tabii ki üstüne gitmek güzel bir şey ama fazla açılırsanız hızlıca. Bu sefer düşman muhtemelen savunmada birilerini bırakacaktır ve kendinizi o hattın içine sokmak istemeyeceksiniz. Diğer dostlarınız gelmeden ya da belki başka bir hattan daha yarıp rakibi harekete zorlamadan. O yüzden fazla saldırı tehlikeli olabilir. Tabi biraz da düşman tanklarına bakıyor. Güzel. Mesela bu tarafa bakıyorsa bir de gücünü düzgün dağıtmak var. Şimdi mesela burada heavy'lerimiz, yani Tiger bile heavy'den saymıyorum. Varlar. Buraya bakıyoruz. Evet. Şimdi savunma önemli. Ama tabii bizim biraz da şanssızlığımız belki veya şansımız artık nasıl yorumlarsanız. Tank Destroyer'larımız var, Tiger var. Tiger bir sniper. Hani heavy durduğuna bakmayın. Kağıttan onun zırhı. Ve bu tarafta bir tane AMX'imiz var. Bir hareket yok. İlerleme yok. Kısacası bizim itmemiz için tek yer şu an sağ kol gibi gözüküyor. Acaba şuradaki tank olabilir mi bakalım. Dediğim gibi en önemli şey diğer eğitim videonu izlediyseniz sabırlı olmak. Ve eğitim videonu izlediyseniz GB Tiger'ın ne kadar dar bir açısı olduğunu da görmüşsünüzdür. Hadi çık. Hadi çık. Muhtemelen düşman durumumuzu anında o yüzden sağ koldan üzerimize yürüyorlar fark ettiyseniz.
Sol tarafta ise fazla hareket yok. Şimdi şu taraflara bakalım. Tabi burada işte savunmada şu sorun var. Yani evet, Tank Destroyer'la savunma yapmak güzel böyle bir tepede. Ama saldırıya da yardımı olan bir savunma yapmak lazım. Yani buralarda takılmak yerine şuraları savunsalardı çok daha etkili olurdu. Şimdi biz o yüzden zora düşebiliriz. Ben de şimdi bu tarafı savunmaya çalışacağım. Ya da buradaki ana gücümüze yardımcı olabilir miyim? Çünkü çok fazladan kaybettik. Muhtemelen de bu savaşı kazanamayacağız ama bakalım. Rakibin büyük hata yapması da her zaman mümkün. Tekrar görünmeyecek. O da tanklarımızı kaybettik çünkü. Şimdi bakalım bu tarafı görebilecek miyiz? Gördüğünüz gibi savunmayı kötü yerde yaptık. Savunmamız saldırıyı desteklemedi. Tek bir tarafa fazla yüklendik ve rakip de bu zayıflığımızı bize karşı korudu. asıl gücünü buraya yiyip buradan iki tane tankla içeri girmeyi başaracaklar birazdan. Bir de savunulmayan hattımızı bu ortadan yararak da bizim bütün dengemizi bozdular. Beni görmemiştir herhalde daha. Burada tek şansımız rakibin fazla aptalca davranıp tüm güçleri üzerimize yürüyüp falan filan hani alması, bu şekilde kendini öldürmeleri olabilir de öyle bir şey yapacağına benzemiyorlar ki zaten tank sayımız çok az kaldı. O yüzden pek de olası değil açıkçası. Rahmi ne yapıyorsun? Oo, beni vuruyorlar. Kim vuruyor? Topçu vuruyor. Oho. DBC 155-55 var. Hani şey, autoloader olduğu için arda arda hızlı atışlar yapabiliyor. Görüşürüz. Ben muhtemelen vurulacağım birazdan ama. Böylece artileri anlatırken bahsettiğim yakın mesafede bir örnek daha vermiş oldum neredeyse. Hani çok da diretmemek lazım illa yakın mesafede şeysiz vuracağım diye. Gerekiyorsa nişan almak daha iyi de beni tabii görüyorlar. Evet. Maalesef talihsiz bir yaklaşım oldu. Tabii burada savunma şey saldırı yaparken daha hasar tutan ve hızlı hareket edebilecek tanklar önemli. O yüzden biraz daha benim kanım medium ve heavy ağırlıklı takımlar daha başarılı olacaklar. Bizim en üstümüzde iki tane tank destroyer var. Bu da biraz bizim açımızdan bir talihsizlikti bence. Yüksek tierlerimizin tank destroyer olması. Evet. Öte yandan savunma tarafında işler tamamen değişiyor. Savunmadayken de tank destroyerlarınız olması çok iyi. Hatta bazen böyle yarısı tank destroyer bir takım geliyor elinize. Ve hani tek yapmanız gereken yerleşip beklemek. Düşman kendini gösteriyor. Çatır çatır vuruyorsunuz. Yani burada takımınızı iyi kullanmak kadar hatta belki daha fazla takım kompozisyonunuz yani takım kurulumunuz da çok öne çıkıyor. Belli tanklar gerçekten daha avantajlı veya işte topçular her zaman savunmadayken avantajlı olacaktır. Çünkü üzerinize gelmek için kendilerini göstermek zorundalar. Tabii öte yandan savunma kırarken topçuların avantajı görmezden gelinemez ama kendinizi savunmak yeriniz belliyken daha kolay olacaktır. Tabii aynı zamanda hem savunma hem saldırı için hafif tankların ve rakibi açmanın önemi çok büyük. Çünkü özellikle savunmadayken asıl saldırının nereden geleceğini, ne taraftan ne kadar güç dağılımı olduğunu görmeniz açısından çok önemli. Saldırı yaparken de yine aynı şekilde gireceğiniz yerde ne kadar düşman var bunu algılamak için önemli. Gördüğünüz gibi aslında hani fena da gitmedi. Bayağı bir tankı almayı başardık ama hepsini şu an almayı başarsa bile ki zor. Topçular hala üstte bekleyeceklerdir. O yüzden
Bu maçın sonucu muhtemelen 1 dakikalık, 2 dakikalık daha doğrusu süre bittiğinde bizim yenilmemizle sonlanacak.